Ekonomi yönetiminin tavrından artık çok net bir şekilde görüyoruz ki niyetleri dövizi durdurmak falan değil aksine cari açığı kapatabilmek adına bir an önce dövizi patlatabilmek. Neden bu kanıya varıyoruz? Merkez Bankası dün 200 bas puanlık bir arttırım yaptı. Bunun yeterli olmayacağını zaten biliyordu ve buna rağmen bu faiz artırımını yaparak elinin ne kadar güçsüz olduğunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde yeni faiz arttırımları beklentisi de yarattı. Böylece döviz üzerindeki baskının daha da artacağını öngördü. Bugün BDDK ise Merkez Bankası'nın bu tavrına neredeyse mum dikercesine yeni bir karar aldı. Bu da yine dövizin ve doların hızlı yükselişini tetikleyecek yeni bir girişim. Arkadaşlar bunda detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ve bu iki hareket sonrası piyasanın kafaları karıştı. Ne yapmaya çalışıyor acaba Merkez Bankası? Acaba BDDK ne yapmaya çalışıyor diye birbirlerine sormaya başladılar. Çok net arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum sizlere. Hem BDDK'nın hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomi yönetiminin tek bir amacı var. 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir devalüasyonist ortama girerek dövizin hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını sağlamak. Peki buradaki amaç ne? Tabii ki cari açığı kapatabilmek arkadaşlar. Başka hiçbir çareleri yok. Turizm gelirleri yeterli değil. İşçi döviz gelirleri yeterli değil. Dünya ekonomileri önümüzdeki günlerde daha da kapanacak. Bu koşullar içerisinde Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın ya da bankaların ya da ekonomi yönetiminin tek bir çaresi var. Türkiye'de dövizi döliye edip bir şekilde Merkez Bankası rezervlerini doldurmaya çalışmak, cari açık problemini de çözmek. Ayrıntılarını paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın bu kararlarının döviz üzerinde baskı yapmak olduğunu iddia eden arkadaşlarımız var. Bak gördünüz mü? Merkez Bankası nasıl cevap verdi? 200 bas puanlık bir faiz arttırmına gitti. Bunun sonrasında da dolar tepe taklak oldu diyenler var. Valla diyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Eğer ki doların tepe taklak olmuş hali buysa acaba yükselmiş hali nedir diye insanın aklına gelmiyor değil. Şu anda 7.64 seviyelerin büyük ihtimalle 7.70'in üzerine tekrar kendisini atacak. Piyasa bu hamleleri okumaya başladığı zaman bir yurt dışı piyasada Türk lirası bollaşıp bu bollaşan Türk lirasıyla döviz alımı daha da arttığında iki. Döviz alımı evet BDDK'nın bu hamlesinden sonra daha da artacak arkadaşlar. Neden mi? BDDK geçtiğimiz dönemde neden türev işlemleri bir anda %1 %0 seviyelerine kadar çekmişti? Tabii ki yabancı piyasalar ki Türk lirası miktarını azaltarak dolara olan talebi de azaltmak için. Doların yükselişin önüne geçmek için Türk lirası piyasasını sığlaştırdı. Yabancı bankalar Türk lirası bulamadıkları için döviz talep edemediler. Döviz talep edemedikleri için de belli bir seviyede doları tutma imkanına sahip oldu. Kim? Ekonomi yönetim? BDDK ve Merkez Bankası. Eğer ki niyet gerçekten dövizi belli bir seviyede tutmak olsaydı arkadaşlar BDDK Merkez Bankası'nın arkasında böyle bir karar almazdı. Aksine sıkı tedbirleri uygulamaya devam ederdi dövizi baskılamak adına. Oysa BDDK ne yaptı? Tam tersi bir hareket yaptı. Yurt dışı piyasadaki bankalar, ey bankalar ben size bundan sonra bol bol Türk Lirası vereceğim merak etmeyin. Hatta istiyorsanız elinizdeki Türk Lirası'nı satıp dövize geçiş de yapabilirsiniz. Bununla ilgili de size işlem hakkı vereceğim, tanıyacağım bundan sonraki süreçte onu da merak etmeyin. Yeter ki siz döviz patlamasına önayak olun. Çünkü herkes biliyor ki Türkiye'nin makroekonomik verileri çok ciddi problemli. Cari açık problemi var, borç problemi var, bütçe problemi var, siyasi problemleri var ve uluslararası problemleri var. Bu kadar problemin olduğu bir ortamda bir de Merkez Bankası rezervlerini sıfırı tükettiyse eğer arkadaşlar o ülkenin para biriminin değer kaybetmemesi diye bir ihtimal zaten yoktur. Şu anda idare edilecek bir pozisyonun kalmadığı herkes çok net bir şekilde görüyor. Hem yerliler hem yabancılar. Dövizin yükseleceğini gören yabancılar Türk lirasını talep edip Türkiye'den Türk lirasını talep edip daha sonra türev piyasalarda bu parayı katlayarak Türk lirasını katlayarak çok daha yüksek miktarlarda döviz alımı yapmaya başlayacaklar yakın zaman içerisinde. Bunun etkilerini böyle kademe kademe görmeye başladık zaten. 7.55 seviyelerine geldi BDDK'nın açıklamasından sonra. Sonrasında da 7.55'ten tek tekrar 7.64'ün üzerine atı verdi kendisini. Dolar. Bakın tekrar söylüyorum. BDDK'nın daha önce türev piyasalardaki işlemleri bu kadar daraltmasının sebebi dövizi baskılamaktı. Nitekim o dönemde özellikle Londra piyasasındaki pek çok yabancı kurum, kuruluş ve banka bu konuyla ilgili zarara girmiş. Türkiye'nin ekonomi yönetimini eleştirmiş. Hatta Türk lirasıyla işlem yapmayacaklarını açıklamışlardı. Ekonomi yönetim bu konuda ısrarlı olmuştu. Neden? O dönemde tek niyetleri vardı dövizi baskı altında tutabilmek. Bugün ise tek niyetleri açık ve net söylüyorum arkadaşlar dövizi doları patlatmak arkadaşlar. Başka hiçbir çareleri yok çünkü. Cari açığı kapatmak birinci öncelikleri. Cari açığı kapatamazlarsa çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar. Büyük bir ekonomik krizle seçime giderlerse de oyların tamamını kaybedeceklerini biliyorlar. Şu anda enflasyonu, dövizi, dolar falan ferah ettiler. Bütün niyetleri cari açığı kapatıp piyasayı canlandırıp konu sektöründe canlandırıp hareketliliği tekrar yakalamak ve bu sayede Türkiye'de ekonomik kriz yoktur söylemlerine tekrar geçebilmek. E şunu söyleyebilirsiniz. Döviz yükseldiğinde özellikle dolar yükseldiğinde enflasyon yükselecek. Enflasyon yükseldiğinde bu hükümet için büyük bir risk oluşturacak. Evet, bu büyük bir risk ama zaten bu kaçınılmazdı arkadaşlar. Düşünsenize bir tarafta döviz patlamış, enflasyon patlamış, cari açık patlamış, ekonomik kriz çıkmış, hiçbir şey kontrol altına alınamayacak düzeye gelmiş. Öbür tarafta enflasyon patlamış, kur patlamış ama en azından cari açığı toparlıyorsunuz. Cari açığı toparladığınız için ekonomik krizi bir miktar geciktirme şansına sahipsiniz. Ne zamana kadar? 2023 seçimlerine kadar geciktirebilirsiniz. Zaten 2018 Ağustos ayında aynı süreç yaşandı. Bizi 2 yıl kadar idare etti. Aynı süreci tekrar takip edecekler ve ekonomik kriz yerine hayat pahalılığında tercih etmiş olacaklar. Firma batıklarını tercih etmiş olacaklar. Ama bunun karşılığında piyasanın öyle ya da böyle hareketlenmesini sağlayacaklar. Nasıl hareketlenecek? Gayet basit arkadaşlar. Dolar yükseldiğinde kur patladığında o yüksek fiyatlarla bozdukları dövizlerini Türk lirasına çevirdiklerinde kendilerine yeni alanlar aramaya başlayacaklar. Konu piyasasına girecekler, tüketimlerini arttıracaklar ya da paralarını götürüp mevduata yatıracaklar. Mevduata yatırılan para tekrar piyasaya girecek ve piyasanın bir kez daha hareketlenmesini sağlayacak. Çok daha kritik bir mesele merkez bankasının rezervlerinin tekrar dolması sağlanacak. Hatırlayın Ağustos 2018 krizi öncesinde de merkez bankası rezervleri bugünkü kadar olmasa da yine tepe taklak olmuştu. Ama 2018 döviz şoku sonrasında merkez bankası rezervleri bir anda dolu vermişti. İnsanlar dövizlerini bozdular. Bu süreç içerisinde Merkez Bankası da elindeki Türk lirasıyla bol bol döviz toplayarak kendi rezervlerini sağlama alma imkanına sahip oldu. Gördüğünüz gibi döviz şoku kaçınılmaz arkadaşlar. Döviz şoku olmadığı sürece Merkez Bankası rezervlerinizi tekrar toparlama imkanınız yok. Bir, cari açığı kapatma imkanınız yok. İki, göreceksiniz önümüzdeki günlerde dolar cephesinde euro cephesinde sterlin cephesinde gözlerinize inanamayacağınız seviyelerle karşı karşıya kalacaksınız. Merkez Bankası faiz arttırarak BDDK tekrar türev işlemleri kısarak bunu durdurmayacak mı? Durduracak ama devalüasyonist etki olduktan sonra Türk lirası değer kaybettikten sonra vurgulara dikkatinizi çekiyorum. Bakın bir tarafta ekonomi bakanı, bir tarafta cumhurbaşkanı, öbür tarafta Merkez Bankası, öbür tarafta BDDK. Hiçbiri artık kuru belli bir seviyede tutmaktan bahsetmiyor. Hepsinin ortak yaklaşımı döviz kuru rekabetçi düzeyde olmalı diyor. Devalüasyon gelecek buna hazırlıklı olun bunun da bir sebebi var demeye çalışıyorlar. Evet Türk lirası değer kaybedecek çünkü değer kaybetmediği sürece bizim cari açığı kapatma ihtimalimiz yok diyorlar. Bu yükselmediği sürece bizim ihracatımızı arttırma imkanımız yok diyorlar. İthalatımızı kısma ihtimalimiz yok diyorlar arkadaşlar. Hem Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz arttırımı hem de BDDK'nın yurt dışı bankaların türev işlemlerindeki makası açmış olması dövize gelin, dövizi alın, döviz bir an önce devalüe olsun ki benim de elim rahatlasın söyleminden başka hiçbir şey değildir. Bu süreç tamamlan landıktan sonra görürsünüz faizler yukarıya agresif bir şekilde çıkartılacak. BDDK işte o gün türev işlemleri, swap işlemlerini bir kez daha kısacak. O seviyelerde doların tutulması sağlanacak ya da dövizin tutulması sağlanacak. İşte o gün dövizi bozmak için doğru gün olabilir arkadaşlar. Çünkü en az 1 1,5 yıl, 2 yıl döviz sabit gidecektir. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım şimdi. Borsa 112.000 seviyesine çıktı. Gel gelin kralı var borsada diyecek hiçbir şeyim yok. Bütün dünyada borsalar düşüyor ise senedi piyasalarında özellikle pandemi odaklı büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bizdeki durum ne? Borsa coşuyor abi. BDDK'nın açıklamasıyla coşuyor. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla coşuyor. Peki coşturan kim? Valla varlık fonu dışında kimsenin aldığı yok. Varlık fonu kendi çalıyor, kendi oynuyor. Bakalım nereye kadar bunu yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Dolar 7.55'e geriledi, 7.64'e tekrar çıktı. Yarın öbür gün, tabii ki hafta sonuna giriyoruz ama pazartesi gününden itibaren ki süreçten bahsediyorum. Pazartesi gününden itibaren dolardaki yükseliş eğiliminin başladığını göreceğiz. Önce Kibar kibar sakin sakin 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. Sonrasında arkadaşlar kırılma olduğunda bir sabah ansızın 14-15 lira civarında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Euro 18-19 aralığına yükselecek. Sterlin 20 liranın üzerine çıkacak. Gram altın 800 ile 1000 aralığına yerleşecek eğer ki ons bu seviyede kalırsa. Hele ki ons da aynen söylediğimiz gibi kendisini 2100 doların üzerine atarsa ki atacak arkadaşlar. Dünyadaki koşullar böyle olduğu sürece ekonomiler bu sıkıntıları yaşadığı, teşvikler her geçen gün açıklanmaya devam edildiği, riskler arttığı sürece altının yükselişi eğilimi devam edecek. Bakmayın siz 1800'lü seviyelere geldiğini zaten gelecekti. Bu geri çekilme zaten olacaktı. Oldu. Çok hızlı bir şekilde bakın altını çizerek söylüyorum. 2100 doların üzerine çıkacak. Bizdeki devalüasyon ise etki. ONS'taki yükselişle birlikte 1000 liranın üzerinde bir gram altın göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Gram altındaki bu seviyeleri bir daha görmeyi bırakın. Hayal etmek bile mümkün olmayacak arkadaşlar. Euro dolar paritesi aynen söylediğimiz gibi 1.17'nin altına demir attı. 1.16'yı aşağıya doğru zorlamaya başladı ve büyük ihtimalle arkadaşlar 1.16 kırılacak. 1.16 kırıldıktan sonra 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Elbette aralarda kademeler var var. 1.15'de duracak, 1.12'de duracak ama Buralarda kalıcı olmayacak. 1.08'e kadar düşecek. Özellikle sizlere uyarmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu parite hareketine bağlı olarak euro bir miktar geri çekilecek ama Türk lirasının değer kaybı euro'nun yükselişini devam ettirecek. Sadece burada euro dolar kadar hızlı yükselmeyecek. Dolar kadar karlı olmayacak ya da gram altın kadar yükseliş eğiliminde olmayacak. Yani diyelim ki dolar %10 yükseliyorsa Euro %7 yükselmiş olacak. Gümüşte panikleyenler görüyorum. Bakın gümüşte panikleyecek hiçbir şey yok. Gümüş altına göre çok daha agresif bir şekilde yükseldi. Çok daha agresif bir şekilde düştü. Biraz sabırlı, biraz sakin olmayı bilirseniz gümüş yatırımınızın hiçbir şekilde size kaybettirmediğini göreceksiniz. Elbette yatırım tavsiyesi değil. Zaten biz günlük işlemlerle ilgili al sat tavsiyesi hiç vermiyoruz. Diyoruz ki paranızı koruyun kardeşim. Paranızı korumak için bu dönemde gümüşe de girseniz altına da girseniz platine de girseniz hiç fark etmez arkadaşlar. Bu süreçte değerli madenlerin hepsi kazanacak ve kazandırmaya da devam edecek. Dolar, sterlin, euro Türkiye'de yükselecek ve yükselmeye devam edecek. Hatta devlet eliyle, ekonomi yönetiminin eliyle teşvikleriyle yükseltilecek. Başka çare kalmadı. Bu cari açığın kapatılması için başka bir çare yok. Ons ister istemez yükselecek. Çünkü dünyanın inanılmaz riskleri var arkadaşlar. Tek başına pandemi riski bile yeterli ve bu pandemi riski toparlanmanın önünde çok büyük engel. Birileri çıkıyor diyor ki toparlanma beklediğimizden daha hızlı oluyor. Hangi aylarda Haziranda mı, Temmuzda mı, Ağustos'ta mı? Bir miktar toparlanma oldu ama hiç de beklendiği kadar büyük bir toparlanma değildi. Dünya için konuşuyorum, Türkiye için değil bakın sadece. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan pandeminin a babasının yaşanacağı aylar. Ve bu aylarda esas dünyanın performansını göreceğiz, ekonomik performansını göreceğiz. Esas bu aylarda pandeminin nasıl yıkıp geçtiğini göreceğiz. Onun için bu kadar büyük bir riskin olduğu bu ortamda altının onsunun bu seviyelerde kalması mümkün değil. Bu seviyeler sadece alım fırsatıdır ve bir daha da bu seviyeleri görme ihtimalimiz olmayacak altının onsunda. Keza gramda da gümüşte de aynı şeyi söylemek mümkün. Bir de bunun yanına ülkelerin teşviklerini koyun. Bakın Amerika'da demokratlar 2.4 trilyon dolarlık bir teşvikten bahsediyorlar. Bu para piyasaya girdiğinde altının onsunun bu seviyelerde kalabileceğini düşünüyor musunuz arkadaşlar? Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın. Mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.